Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, en son basit harmonik harekette ben size ne anlatmıştım? Ee, bir basit sarkaçı anlatmıştım. Arka, e, ondan önce de neyi anlatmıştım arkadaşlar? Ondan önce size yaylı sarkaçlardan biraz bahsetmiştim. Doğru mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum ama daha önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, yaylı sarkaçların formülü neydi arkadaşlar hatırlarsınız nasıl kodlanmıştık? tam ek diye kodlamıştık arkadaşlar. Bu yaylı sarhaşlar, sarkaşlardı. Basit sarkaçlar için neyi kodlamıştık arkadaşlar hatırlarsanız. Basit sarkaçlardaysa arkadaşlar biz Tolga diye kodlamıştık. Değil mi arkadaşlar? Tolga diye kodlamıştık. Hemen bunu da yazalım arkadaşlar. T eşittir 2 pi çarpı L bölü G olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Arkadaşlar şunu altını ısrarla bastırarak söylemiştim arkadaşlar. Basısı arkadaşlar hiçbir zaman ama hiçbir zaman açıya bağlı değildi arkadaşlar. Açıya bağlı değil. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bunları söyledikten sonra arkadaşlar hemen ilk örneğimizde isterseniz hemen başlayalım. Soruda ne diyor bize? Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda şekildeki bir yay sabitinin kanun yani 100 Nm olan yayın ucuna 1 kg'lık cisim bağlanarak oluşturulan yay sarkacın periyodunun periyodu kaç saniyedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bir yaylı sarkaç olduğu için bunun formülü de arkadaşlar hatırlarsanız tam ek diye kodlamıştık değil mi arkadaşlar? Şimdi getirip değerlerini yazalım arkadaşlar ama unutmadan bir daha söylüyorum. Kütle kilogram arkadaşlar bunu unutmayalım tamam mı? Bunun birimi de saniye olması lazım. T eşittir 2 çarpı 3 dedik. Yazdık. Bakın ne diyor? Ee, yayın ucuna 1 kilogramlık. O zaman buraya 1 yazıyorum arkadaşlar. K'yı ne vermiş arkadaşlar? Bakın 100 Newton bölü metre vermiş. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar şurası ne oldu? 6 çarpı 1 kök dışına 1 diye çıkar. 100 kök dışına 10 diye çıkar. Bunun cevabı ne oldu arkadaşlar? 6 bölü 10 saniye. Veyahut da 3 bölü 5 saniye diyebiliriz arkadaşlar. Frekansı sorsaydı frekans neydi arkadaşlar? 1 bölü t'den Hemen getirip yerine yazarsak buraya 3 bölü 5 yazarsak arkadaşlar frekansım ne çıkacak? 5 bölü 3 saniye üzeri eksi 1 veyahut da hertz çıkacak deriz arkadaşlar. Doğru mudur? Evet arkadaşlar bunu bulduk. Ee, şöyle bir örneğe geldik arkadaşlar. Bir örnek daha var. Ne diyor? Sürtünmelerin önemlisi olduğu bir ortamda uzunluğu. Bakın 0.1 metre metre vermiş. Burada bir sıkıntı yok. Bir basit sarkaca sabit harmonik hareket yaptırılıyor. Arkadaşlar bakın burada basit sarkaç diyorsa aklıma ne gelmesi lazım? Tolga gelmesi lazım. Yani 2 pi L bölü G gelmesi lazım. Doğru mu arkadaşlar? L neydi? İpin uzunluğu. G neydi? Yer çekim kuvvetiydi arkadaşlar. Şimdi buna göre sarkaçın periyodu, salınım periyodu kaç saniyedir diye sormuş. Arkadaşlar bakın pi'yi vermiş, g'yi vermiş. L'nin 0 1 olduğunu biliyoruz. Getirip sadece formülde yerine yazacağım. Formülde yerine yazacak olursam arkadaşlar burasını çıkar. 2 çarpı 3 kök içerisinde 0 1 şurası. Şuraya ne yazacağız arkadaşlar? 10 yazdık mı? Şunu düzenli biraz daha düzgün yazalım. Şu işlemi yaptığımda 6 çarpı arkadaşlar 0 1 yerine 1 bölü hani şurada 1 virgül kaydırsam buraya bir 0 atacağım. 1 bölü 100 yazdım arkadaşlar. Bu da 6 bölü 10 diye çıktım arkadaşlar. Yani bunun periyodu neymiş arkadaşlar? 06 saniyeymiş arkadaşlar. Hani dediğim gibi frekansı bulmak istiyorsanız eğer arkadaşlar. 1 bölü 06 yazmanız size bu da neyi verecek arkadaşlar? Frekansı verecek. Bunun da birimi saniye üzeri eksi 1 veyahut da herz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz sorular test kitaplarınızda karşınıza çok çıkacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, buraları anlattıktan sonra arkadaşlar hemen geçelim diğer bir e, sayfaya. Arkadaşlar karşımıza zor bir soru çıktı. E, bakın bu tarz sorular genelde test kitaplarındaki ve veya deneme sınavlarında çıkarsa arkadaşlarınızla karşınıza zor soru olarak çıkan sorular ki daha çok sizin zorlandığınız sorular arkadaşlar. Hadi şu soruyu bir okuyalım. Ne diyor? M kütleli cisim sürtümünün önemsi olduğu bir ortamda. 160 santim uzunluğundaki kütlesi önemsiz bir ipin ucuna bağlamaktan sonra K, K, noktasında serbest bırakıldığında K ile nokta arasındaki basit harmonik hareket yapmaktadır diyor. K noktasının yerden yüksekliği H1. Şurası H1'miş arkadaşlar. L noktasının yerden yüksekliği H2. Bunu da vermiş buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın önemli olan burada neyi sürtünmelerin önemsiz olması. Bakın sürtünmeler önemsiz arkadaşlar. Hemen aklıma enerji gelecek. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Mekanik enerji korunur. Yani E mekanik ne diyeceğiz arkadaşlar? Korunur diyeceğiz. Bunu not alalım önce. Sonra sorulara bakalım. Şey pardon şıklara bakalım. Öncülere bakalım arkadaşlar. H1 yüksekliği H2 yüksekti, ne eşittir diyor. Arkadaşlar bakın biz ne dedik burada? Mekanik enerji korunur dedik. Mekanik enerji korunursa arkadaşlar ilk enerji ile son enerji ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Doğru mu? İlk enerji ne arkadaşlar? M çarpı G çarpı H1. Arkadaşlar buraya geldi, takıldı. Döndüğünde ne olacak arkadaşlar? Burası son olacak. Burası ne oldu? M çarpı G çarpı H2 oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ikisi de aynı kütle. O yüzden M'ler birbirini götürecek. Yer çekim kuvvetleri sabit arkadaşlar. G'ler birbirini götürecek. O zaman burada şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? H1, H2 eşit. Eğer H1, H2 eşitse arkadaşlar bir nolu öncü nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Hemen geçelim 2 e, nolu öncüye arkadaşlar. 2 nolu öncü ne diyor bana? K cismi, cisim K noktasından L noktasına gelme süresi 0.9 saniyedir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu nasıl yorumlayabiliriz? E, 0.9 saniye nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Baktığımızda bakın şurası ne? E, aklıma T eşittir. 2 pi e, L bölü G gelecek. Tolga gelecek. Neden? Bu biz basit sarkaç sorusu değil mi arkadaşlar? Basit sarkaç sorusuysa arkadaşlar aklıma Tolga'nın gelmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki değerleri yerine yazmadan önce bakın şuraya kadar şuraya kadar ne diyorduk arkadaşlar periyodun dörtte biri kadar diyorduk değil mi arkadaşlar yani burada periyodun dörtte biri burada da periyodun dörtte biri gittiğini biliyorum arkadaşlar. Şimdi ikinci öncülü çözerken bakın ikinci öncülü çözerken buraya ikinci öncülü için şöyle yapalım arkadaşlar t eşittir 2 çarpı 3 çarpı pi 3 alın diyor çünkü arkadaşlar burada yazdık. İpin uzunluğu kaç arkadaşlar? 160 santim. Bunu metreye çevirmemiz lazım. 1.6 metre arkadaşlar. O zaman burası 1.6 metre. G sabit arkadaşlar. G'ini almam lazım. 10 almam lazım. Doğru mu arkadaşlar? Bakın 1.6'yı ben şu şekilde yazarsam bir sakıncası var mı sizin için? 2 çarpı 3 kök içerisinde 1.6 1 bir virgül kaydırsam buraya bir sıfır atacağım. Onu da istersen siyah kalemle gösterelim. Bakın buraya kaydırdığım için buraya bir sıfır attım arkadaşlar. Burası ne oldu? 16 bölü 100 oldu. Doğru mu arkadaşlar? O zaman burası ne çıkar? 6 çarpı 4 bölü 10. Burası kaç çıktı arkadaşlar? 24 bölü 10. Yani 2,4. Doğru mu arkadaşlar? Arkadaşlar bakın bu bulduğum 2,4 bu cismin periyodu. Ama benim bulmam gereken ne arkadaşlar? Bakın cisim K noktası D noktası gelme süresi 0,9 saniyedir diyor. Ama arkadaşlar bakın ee, şurada ipin boyu kısalacağı için çünkü ipin boyu 160 santim 120 santim burası ise arkadaşlar şuraya 40 santim kalacak bunun için ayrı bir periyot bulma yönde, periyot diye uygulamam lazım arkadaşlar yani bunun için ayrı bir periyot yazmam lazım çünkü neden ipin boyu kısalıyor arkadaşlar doğru mu arkadaşlar bu sinirli periyodun dörtte biriydi o zaman şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar periyodun dörtte biri ise arkadaşlar eğer ben buraya 2,4 bulduysam periyodu bunu dörde bölecek olursam eğer bu noktadaki periyot nedir arkadaşlar? 0.6. Yani şu K'nın K'dan O'ya gelişi arkadaşlar 0.6'ymış. Değil mi? Arkadaşlar devam ediyorum. Bakın şimdi gelin şuradan da buraya gelişini bulalım arkadaşlar. Şurası birinci öncül içindi. Karışmasın. Şuraya yazalım arkadaşlar. Devam edecek olursam bakın T eşittir diyorum. T eşittir diyorum. 2 pi kök içerisinde D bölü G yazdım arkadaşlar. Hatta istersen şöyle yapalım. Bakın şuna periyot 1 diyelim. Şu t1'e periyot 1 diyelim 06 arkadaşlar. Şu bulduğumuz periyot t2 diyelim arkadaşlar tamam mı? Sonra periyotları geçen süreleri toplarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şurada ne yazacak olsam 2 çarpı 3 çarpı L kaç arkadaşlar? 40 santim. Yani bu ne demektir? Kök içerisinde 0,4 metre demektir. G 10'du zaten arkadaşlar. Şurası ne yaptı? 6 çarpı Aynısını burada yapacak olursam arkadaşlar bakın bir virgül kaydırırsam eğer buraya bir sıfır atmam lazım. Burası ne olması lazım? 4 bölü 100 olması lazım diyorum arkadaşlar. Bu da ne oldu? 6 çarpı 2 bölü 10. Yani burası kaç çıktı arkadaşlar? 12 bölü 10 çıktı. Arkadaşlar bakın burada da aynı işlemi yapacağım. Burada da aynı işlemi yapacağım. Şimdi bakın buradan buraya geliş süresi kaçtı arkadaşlar? Periyodun 4'te biriydi değil mi? O zaman periyodun 4'te biriyse arkadaşlar T2'yi ben yine 4'e bölmem gerekmiyor mu? T2 kaç bulduk arkadaşlar şurayı? 12/10 bölü 10, yani 1,2 bulduk. Getirip buraya ben 1,2 yazacak olursam bakın şuraya 1,2 yazacak olursam ve bunu ben 4'e bölecek olursam arkadaşlar. 1,2'yi 4'e böldüm 0,3 çıktı mı? Şimdi bana neyi sormuş arkadaşlar? Bakın K'dan D'ye geliş süresini. Şimdi K'dan geliş D'ye geliş süresi arkadaşlar bakın T1 ile T2'nin toplamı kadardır arkadaşlar. T1 kaçtı? 06. T2 kaçtı? 03. Bunların toplamı kaçar yapar arkadaşlar? 0.9 yapar. O zaman arkadaşlar ikinci öncül de doğru değil mi? Şimdi arkadaşlar üçüncü öncüle bakarsanız ne diyor? 10 dereceden küçük kalma şartıyla alfa açısını arttırılırsa cisim K noktasından O noktasına K noktasından O noktasına gelme süresi artar. Arkadaşlar bakın bu tarz sorular sizin kafanız yani bu tür öncüler sizin kafanızı karıştırmak için verilen öncüler arkadaşlar. Arkadaşlar bakın üçüncü öncülü şu şekilde açıklamak istiyorum ben size. Bakın neydi bunun formülü arkadaşlar? T eşittir 2 pi böl, kök içerisinde L bölü G yani Tolga'ydı değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakın ben size basit kaça anlatırken ısrarla şunu söylemiştim. Demiştim ki bakın not olarak da yazdırmıştım bir önceki derste hatırlarsanız eğer bir önceki dersi. Şunu söylemiştim arkadaşlar. Basit da hiçbir zaman ama hiçbir zaman açıya bağlı değil arkadaşlar açıya bağ, yani alfa'ya yani Türkçesi açıya bağlı değil arkadaşlar. Açıya bağlı değil dedik dediğimiz için arkadaşlar 3. öncü ne olması lazım arkadaşlar? Yanlış olması lazım. O yüzden doğru cevap ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 ve 2'dir diyoruz. Doğru cevabı bulduk. Hemen geçiyorum diğer bir kısmı arkadaşlar 3 yanlış olduğunu ispatlamış olduk değil mi arkadaşlar arkadaşlar gerçekten güzel bir soru ve e, testlerdeki soru bankalarındaki işte en çok hata yaptığınız en çok kafanızı karıştıran soru tarzı bu tarz sorular arkadaşlar Sizden ricam bu tarz soruları ben nasıl yapıyorsam siz de aynı şekilde yaparsanız arkadaşlar emin olun yapabileceksiniz. Emin olun bunu arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız ben sizi yaylı arkadaşlar anlatırken iki türlü bağlamadan bahsetmiştim. Bunlar nelerdi? Birincisi paralel bağlama, ikincisi seri bağlamaydı arkadaşlar. Paralel bağlamada paralel bağlamada şuraya bir not alalım isterseniz arkadaşlar unutmadan. Paralel bağlamada arkadaşlar ne yapıyorduk Eşdeğer e, K'yı bulurken? Yani K eşi bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? K1 ile K2'yi topluyorduk. Doğru mu? O zaman bunun bana eş değerini bulabilir misin arkadaşlar? K eşi bulmak istersem eğer ne yapmam lazım burada? K ile 3K'yı toplamam lazım arkadaşlar. Önce bunu yazdıktan sonra soruyu okuyacağım arkadaşlar. Büyük ihtimal periyod soracaktır ve periyot, evet periyot soruyor. Ve periyodu içinde ben eş değer K'yı bulmam lazım. Arkadaşlar ikinci olarak size seriden bahsetmiştim. Seri bağlamada ne yapıyorduk arkadaşlar? Seri bağlamada. Bunu sık sık yazıyorum ki arkadaşlar sizler de lütfen unutmayın. Seri bağlamada biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Dirençlerin tersi gibi düşünüyorduk. 1 bölü k eş eşittir. 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 gibi düşünüyorduk değil mi arkadaşlar? Hemen gelin bunu bulalım. 1 bölü k eş ne yapacak arkadaşlar? 1 bölü 2k artı 1 bölü 2k'dan Burası 2 bölü 2K olacak. Bunlar gitti. Yani K eş buradan kaç çıktı arkadaşlar? K çıktı. Şimdi soruya baktığımda arkadaşlar ne diyor? Bakın sürtünmelerin önemsiz olduğu bir ortamda yay sabitleri şekil 1 ve şekil 2'de verilen yaylara bağlı. X ve Y cisimlerin kütleleri sırasıyla M ve 4M'dir. Cisimler denge konumunda bir miktar çekilip bırakıldığında yaptıkları titreşim hareketlerinin periyotları, periyotları TX ve YT'ye olduğuna göre tx bölü ty oranı kaçtır diye sormuş. tx bölü ty oranı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar önce tx'i bulalım. İsterseniz sonra da bulalım arkadaşlar. tx için hemen ile yaylı sarkaçın de arkadaşlar hatırlarsanız tam ekli değil mi? Hemen tam ek yazıyorum. t eşittir 2 pi kök açtım arkadaşlar. Hani formülü yine hatırlatmak için yine buraya yazalım. Tam ek yazıyoruz arkadaşlar. m bölü kaydı. Bunun kütlesini arkadaşlar? Bakın x için konuştuğumda kütlesi m. Doğru mu? Şuraya m yazdım arkadaşlar. Eşdeğer direncin k bulmuştuk. Kaç bulmuştuk? Bunların toplamı kadar bulmuştuk. Yani 4k bulmuştuk arkadaşlar. Buna geldiğimizde bu neydi arkadaşlar? Yeni aynı şekilde 2 pi buraya kütle yerine ne yazacağım? 4 m yazacağım arkadaşlar. Aşağı ne yazacağım? k yazacağım. Burada gelin sadeleştirmeleri yaptığımızda bakın. Şu sadeleştirmeleri yaptığımızda arkadaşlar karşımıza ne çıkacak? Bakın aynı kök içerisinde isterseniz bunu çevirebilirsiniz. Aynı kök içerisinde yapalım istersen arkadaşlar. Birincisini olduğu gibi yazdım. İkincisini ters çevirip çarptım arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın burada yine k'lar birbirini götürecek. Bakın k'lar gitti. M'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Kök içerisinde şunu bir silelim arkadaşlar. Çok yakın yazdık. Aynı şekilde arkadaşlar devam ediyorum. Bakın kök açtım. 1 bölü 16 oldu değil mi arkadaşlar? Bu da dışarı çıkacak? 1 bölü 4 çıkacak. O zaman tx bölü ty oranı kaçmış arkadaşlar? tx bölü ty oranı 1 bölü 4'müş diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir soru. Öğretici bir soruydu arkadaşlar. Ee, benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Sıra sizde 9 nolu soruya geldiğimizde soru bizden ne istiyor? Bizler ne yapabiliriz? Hadi gelin bakalım. Bakın bir önceki sorunun aynısı. Bir önceki sorunun aynısı. Yine periyotları sormuş arkadaşlar. Hadi gelin soruyu bir okuyalım. Ne diyor? Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda özdeş yaylarla şekil 1 ve şekil 2'deki bağlanmış kütlelerin sırasıyla bağlanmış kütleler sırasıyla 2M ve 4M olan K ve L cisimlerinin titreşim hareketi yaptırılıyor. K ve L cisimlerinin periyotları TK ve TL olduğuna göre TK bölü TL oranı kaçtır? Arkadaşlar bakın ben size paralel bağlama ve seri bağlamada bahsetmiştim. Paralel bağlamada arkadaşlar hatırlarsanız ne demiştik? Şöyle çizmiştik. Şurada bir kütle olduğunu göstermiştik arkadaşlar. Bakın yine aynısını gösterecek olursak. Bu paralel bağlıydı. Seri bağlamada ise arkadaşlar bakın ortada bir kütle yok. Sadece ve sadece iki tane yay vardı arkadaşlar. Bu ise seri bağlıydı. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar bakın birinci şekle baktığımızda birinci şekle baktığımızda arkadaşlar hani hatırlarsanız ben bunu şöyle yapmıştım demiştim ki kafanız karışmıyor karışmasını istemiyorsunuz arkadaşlar. Burayı sabit alın. Bunu buraya bağladığınız vakit arkadaşlar bakın görüntü şu şekilde olacak. O zaman bu nedir arkadaşlar? Paralel bağlı demektir. Arkadaşlar soruyu okuduğumda bakın soruyu okudum ne diyor? Ee, özdeş yaylar diyor. Özdeş yaylarsa arkadaşlar ben buna K dersem burası da K olacak. Bunlar paralel bağlı olduğu için buradaki eş değer direnç ne olacak arkadaşlar? 2k olacak. Bunu yazdık. Arkadaşlar aynısını bunun için yapabiliriz. Bakın şurayı bir silin isterseniz. Aynısını bunun için yapıyorum arkadaşlar. Bakın e, tavana bunu getirip astığımızda, bakın tavana getirip bunu astığımızda, bakın iki tane buradan gelecek, şu şekilde. Bir tane daha gelsin. Bakın e, iki tane de şuradan gelecek arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şöyle en çok kafanızı karıştıran soru tarzı işte bu soru tarzı arkadaşlar. Bakın bu da L cismi. Karşıma böyle bir şekil çıktı. O zaman şunu söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bakın şunu söyleyebilir miyim? Bunlar özdeş yaylarsa eğer ben buraya K dediğim vakit arkadaşlar şurası da K ise eğer, o zaman bunlar da K, 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 K'dır arkadaşlar. Paralel bağlıysa ne yapıyorduk arkadaşlar? K eş eşittir. Bunların toplamı kadar olacaktı. Bunların toplamı ne yapar? 4 tane K yapar. Şimdi arkadaşlar bana periyottan oranını sormuş. TK bölü TL'yi sormuş arkadaşlar. TK bölü TL'yi nasıl bulurum? Hatırlarsan arkadaşlar bunun formu neydi? Yaylısı arkadaşlar için tam ekti değil mi arkadaşlar? 2 pi'ler ortak. 2 pi'leri yazdım arkadaşlar. K için konuşuyorum. Burası kütle 2 mdi Bakın K eş 2 kaydı arkadaşlar. L için konuşalım şimdi. Kütlemiz kaç M arkadaşlar? 4 m. Burası 4 hem arkadaşlar yay sabitimiz yani k eşimiz kaç arkadaşlar? 4k. Arkadaşlar hemen burada bizler sadeleştirmemizi yaparsak bakın 2k, 2 piler gitti. Bakın şurası 2'ler gitti m bölü k kaldı. 4'ler gitti m bölü k kaldı. O zaman bunlar da birbirine eşit. Bunlar da birbirine götürdü. Cevabım ne çıkacak arkadaşlar? Cevabım 1 çıkacak arkadaşlar. Güzel 4 4lük bir soru arkadaşlar. Ee, arkadaşlar gerçekten e, görüldüğü gibi şekil ne kadar karışık olursa çözüm o kadar basit. Bunu sizler de fark ettiniz arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Şekil ne kadar karışık olursa çözüm de o kadar basit oluyor arkadaşlar. Evet sıra geldi. Sıra sizde 10 nolu soruyu arkadaşlar. Bu soruyu nasıl çözeriz arkadaşlar? Hemen devam edelim. Bu soruyu çözmek için önce bir soruyu okuyalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamlarda özdeş yaylara şekildeki gibi bağlanmış özdeş KLM cisimlerinin TK, TL ve TM periyotları basit harmonik hareket yaptırılıyor. TK, TL ve TM periyotlu basit harmonik hareket yaptırılıyor. Buna göre TK, TL, TM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar hemen şurada yaylı sarkaçların periyot formunu yazabilir miyiz arkadaşlar? Bakın yazdım. 2 pi hemen yazdım. Tam ek. Yani şuydu. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bakın şu 2 pi m bölü k'da hiç açı görüyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Açı görmüyorsunuz arkadaşlar. O zaman ben bu tür sorularda açı kullanmamam lazım değil mi? Yani açının bir önemi yok arkadaşlar. Yani açının bir önemi yok. Açı ne zaman önemli olur arkadaşlar? Eğer ağırlık olmuş olsaydı. Hani ben bu M yerine MG'yi kullanmış olsaydım arkadaşlar. Ki bunu kullanmıyorum. Eğer bunu kullanmış olsaydım. Evet o zaman açı önemliydi hatırlarsınız arkadaşlar. Burada ne vardı? MG sin alfa vardı hatırlarsanız. Bunu çeken kuvvet neydi? Mg sin alfa sin 2 alfaydı. O zaman ağırlık olmuş olsaydı ben burada açıyı ne yapmış olmak zorundaydım? Şuradaki açıları kullanmak zorundaydım. Şurası Mg idi hatırlarsak. Bunu da aşağı çekersek Mg idi. Arkadaşlar burada herhangi bir şekilde bakın herhangi bir şekilde ağırlıktan bahsetmemiş. Biz buradaki tolga formdaki M neydi arkadaşlar? M kütleydi. Formüle baktığımızda formülde açı ile ilgili herhangi bir cümle var mı arkadaşlar? Yok. O zaman ben ne diyeceğim arkadaşlar? Yaylı sarkaçlarda kesinlikle ama kesinlikle açının hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ne zaman önem vardı arkadaşlar? Basit sarkaçlarda önemi vardı. Ama basit sarkaçlarda yine periyodu değiştirmiyordu arkadaşlar. Hatırlarsanız periyodu değiştirmiyordu. O zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? İster yaylı sarkaç olsun, ister yaylı sarkaç olsun arkadaşlar, İsterse basit sarkaç olsun. Açının hiçbir önemi yok. O zaman ben burada şunu söyleyebilir miyim? Burada açının önemi yoksa ve kütleler de eşitse arkadaşlar. Bakın özdeş yaylar varmış ve kütleler de eşit olduğunu söylemiş o zaman. O zaman kütleler de eşit yaylar da özdeşse arkadaşlar bunların periyotları ne olmak zorunda? Bunların periyotları birbirine eşit olmak zorunda. Doğru cevap ne arkadaşlar? TK eşittir. TL eşittir. TM'dir diyoruz arkadaşlar. Çünkü neden? Açı bize periyodu değiştirmiyordu arkadaşlar. Ağırlık olsaydı değiştirecekti değil mi arkadaşlar? Evet sıra geldi. Sıra sizde 11 nolu soruyu arkadaşlar. Baya bir uzun bir soruya benziyor. Karışık bir soruya benziyor arkadaşlar. Gelin bakalım ne diyor. Sürtünmesiz ortamda sürtünmesiz ortamda K n nokta arasındaki titreşim hareketi yapan K K-N noktalar arasında titreşim hareketi yapan Basit sarkaç T0 anda K noktasında serbest bırakılıyor. Sarkaç KM yolunu 2 saniyede aldığına göre. Arkadaşlar bakın KM yolunu şuradan şu şekilde şuraya 2 saniyede geliyormuş arkadaşlar. Yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın hatırlarsanız ben size şu şekilde anlatmıştım. Buraya 2T demiştim. Şuraya T demiştim. Şurası T idi. Burası 2T idi arkadaşlar. Doğru mu? Eğer bunun periyodunu sormuş olsa periyot neydi arkadaşlar? Tam bir tur atması için geçen süreydi. Yani K'dan başlayacaksınız, K'ya geri döneceksiniz arkadaşlar. Burası ne olur? 2T, T daha 3T, T daha 4T, 2T daha ne yapar? 6T. Bunu burada kalsın. Belki bir işimize yarar arkadaşlar. Ki yarayacak. Bakın frekansı sormuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, K'dan M'ye bu arkadaş 2 saniyede gelmiş. Bu kaç T'ye denk geliyor arkadaşlar? Bakın 2K K burada, 3K K da burada, 4K'ya yani şurası 4 kaymış arkadaşlar. Doğru mu? Yani K'dan M'ye arkadaşlar. K'dan M'ye 4 T'de gelmiş arkadaşlar. 4 T kaça eşitmiş? 2 saniye eşitmiş. Ben her tarafı 4'e bölecek olursam arkadaşlar. Şu 4'ler gitti. Bunu da sadeleştirecek olursam arkadaşlar. T kaç çıkacak? 1 bölü 2 saniye çıkacak. Şimdi periyodu bulabilir miyim arkadaşlar? Evet bulabilirim. Bakın T eşittir. 6 çarpı T gördüğüm yere 1 bölü 2 yazarsam arkadaşlar. Bu cismin periyodu kaç çıkacak arkadaşlar? Periyodu 3 e, çıkacak. Doğru mu arkadaşlar? Ama e, arkadaşlar sanki bir yerde işlem hatası yaptık. T buradan 1/2 bölü 2 çıktı. Doğru. E, şurada işlem hatası yaptık sanki arkadaşlar. Bakın 2T e, periyodu bulurken bir işlem hatası yaptık arkadaşlar. Bakın bir daha oraya yapalım. 2T, 3T, 4T, 6T. 6T de buradan buraya gelecek arkadaşlar. Periyot neydi arkadaşlar? Bakın hatamızı gördük. Periyot tam bir süre tam bir tur atması için geçen süreydi. Yani K'dan hareket edecek ve K'ya geri dönecek arkadaşlar. O zaman periyot ne olması lazım? 12T olması lazım arkadaşlar. Doğru mu? Bakın bir daha söylüyorum. Bakın periyot olabilmesi için buradan buraya ve buradan buraya gelmesi lazım. Bakın 2T, 3T, 4T, 6T. 6T'den buradan buraya geliyorsa arkadaşlar 6T'de dönüş yapmak zorunda. O zaman bunun periyodu 12. Biz hemen yine 12 çarpı 12 çarpı T'yi kaç bulmuştuk? 1 bölü 2 bulmuştuk arkadaşlar. Burada periyodu kaç bulduk arkadaşlar? 6 saniye bulduk. Ama bana burada neyi sormuş arkadaşlar? Frekansı sormuş. Frekans neydi arkadaşlar? Hemen birinci öncül diyelim şuraya. Frekans neydi arkadaşlar? Frekans 1 bölü periyottu. Doğru mu arkadaşlar? Ee, biz periyodu kaç bulduk? 6. 1 bölü 6'dır o zaman frekans. Bu doğru arkadaşlar. Birincisi doğru. Hadi 2 ve 3'e bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Cisim K'dan L'ye 1.2 saniyede gelir diyor. Arkadaşlar şurayı bir daha silelim isterseniz. Şurayı bir daha silelim. Güzel bir soru ama çok işlem isteyen bir soru. Burası 2T'ydi. Burası T'ydi. Burası T'ydi. Burası 2T'ydi değil mi arkadaşlar? Ve KM yolunu şuradan şuraya da 2 saniyede gelmişti. T'yi de burada 1 bölü 2 bulmuştuk. Şimdi bakın K'dan L'ye 1.2 saniyede gelir diyor. K'dan L'ye. Arkadaşlar biz e, ikinci öncüle bakıyoruz. Bakın ikinci öncülü çözüyoruz. Şimdi ikinci öncül K'dan L'ye kaç saniyede gelmişti arkadaşlar? 2 T saniyede gelmişti. Doğru mu arkadaşlar? E, biz T'yi kaç bulduk arkadaşlar? Bakın T'yi burada kaç bulmuştuk? 1 bölü 2 bulmuştuk. Getirip burada yazacak olursam 2 çarpı 1 bölü 2'den. O zaman ne olması lazım? 1 saniye. Yani burası 1 saniye. Burası ne olacak arkadaşlar? 0.5 saniye. Yine burası 0.5 saniye. Yine burası 1 saniye olması gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Evet o zaman ikinci öncülün yanlış olduğunu bulduk. 2 saniye, 1 bölü 2 saniye değil arkadaşlar. 1 saniyede gelmiş olması lazım. Yani 1 saniyede gelmiştir diyecekti. O yüzden ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncüye baktığında cisim 4 saniyede o noktasındadır diyor. 4 saniyede o noktasındadır. Gelin bakalım arkadaşlar. 1, 05 daha 1.5, 05 daha 2, 1 daha 3 oldu arkadaşlar. Yani bu o zaman ne olacak? Yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Üçüncü öncül de yanlıştır arkadaşlar. Bakın cisim 4 saniyede o noktasında olacak diyor. Bakın K'dan O'ya, pardon O şurası değil mi arkadaşlar? cisim 4. saniyede O noktasında olacaktır diyor. Arkadaşlar cisim bir buçuk saniyede O noktasında olacak. O yüzden 3. öncül yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakalım başka sorumuz kaldı mı? Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. ben sizlerle bilgimi ve bu konuları paylaşmak çok çok mutlu etti arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Hüseyin Yıldar İlbey Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Gerçekten tek ümidim sizlere faydalı olduğuma inanmak arkadaşlar. Görüşmek üzere.